pandemiyi kabul edenler, bazen reddedenler, bize bir şey olmaz diyenler, kimisinde de çok büyük kaygılar oldu. Arkadaşlarımız gerçekten çok güzel bir şey, bir görüntü hazırladılar bizim için. Hayatı boyunca çalışmayan ve hala kendi karantinasına, dışarı çıkmayan karantina boyunca devam eden gazeteci Oya Demirtok. Evine gitmişler. Öyle karantina mi? Başladı ya hani. Evet. Bugünden beri hiç dışarı çıkmamış. Kendince kendi hala isteğiyle. Karantinada. Kendi isteğiyle. Evden kendi, çalışıyor. Tek başına mı yaşıyor? Tek başına yaşıyormuş ve kameraman arkadaşımızı bile zor içeri. Daha önce yani. Nasıl yaşıyormuş acaba, ona bakmak lazım. İşte hikayesine bence bir bakalım. Evet, bir izleyelim ve görelim bakalım. Mesafenin son derece önemli olduğunu, izolasyonun önemli olduğunu, tedbir, tespit, hızlı tedavi. Koronavirüs vakası Mart ayında ortaya çıkmış, birçok iş yeri kapatılmış, önlemler alınmış ve herkes evine dönmüştü. Kendi karantinasını ilan edenlerden biri de 50 yaşındaki gazeteci Oya Demirtok. Demirtok yaklaşık Şubat ayından beri evinde kalıyor. Bununla birlikte karantinasını devam ettiriyor ve işlerini evden yürütüyor. Biz bugün kendi karantina hikayesini dinlemek için onunla buluşacağız. Tabii ki önceliğimiz aylardır evde olduğu için maske ve mesafe olacak. Oya Hanım, hepimiz Mart ayında evlerimize girdik ama siz biraz daha erken başladınız bu sürece. Peki nasıl bir süreçti? Ne zaman girdiniz karantinaya? Ben bir kere Şubat, yani son aktivitem, sosyal aktivitem benim yılbaşı kutlamasıydı arkadaşlarımla. Ondan sonrasında işte Çin'de olay patladı, işte İran'a geldi, işte yok çekirge sürüleri basacak bilmem ne falan söylentileri olduğunda ve de sınır kapıları daha açıktı, her şey zaten insanlar olayın farkında değillerdi. Bilmiyorum, belki ben biraz fazla kuşkucu olduğum için o zamandan ben kapanmaya başladım. Yani kendi karantinamı uygulamaya başladım. Hatta kendi evde maskemi kendim yaptım. Daha o zaman gündem bu kadar maskeler, eldivenler ortalıkta değildi. Kendi karantinanızı ilan ettiğiniz bu uzun süreçte işlerinizi nasıl hallettiniz? Bir gününüz nasıl geçiyordu? Ben yıllardır home office çalışıyorum. Zaten yani öyle çok her gün işe gidip gelen bir insan olmadığım için gece hayatım, sosyal hayatım kısıtlıdır. Yani arkadaş çevrem bellidir. Zaten olay aniden patladı, biliyorsunuz. Bir günde neredeyse patladı. Çok sıkıntılı dönemlerdi. Şöyle ki, ben online alışveriş hep yaparım zaten. Yani büyük marketlerden. Fakat online marketi açıyorsun, bir hafta sonraya veriyor, getiriyor ve kredi kartından başka ödeme kabul etmiyor. Yani o da çok sıkıntılı bir sürece girdi online alışverişler. Marketten geliyorlardı, kapıyı asıyorlardı, ben o kapıdan onları alıp yıkamadım hiçbir zaman için torbaları. Böyle saçma sapan telefon yıkamalara, bilmem nereye girmedim. Ama onları hemen şeyden alıyordum ki, eldivenle balkona koyuyordum. Havalanıyorlardı bir iki saat. Ondan sonra içindekileri boşaltıyordum. Yani ellemiyordum o bir iki saat içerisinde. Bir iş yok yani yapılabilecek, çünkü hiç kimse yok iş yapan, yapabilecek durumda olan. Bir süreç başladı, yani koltukla yatak arasında geçen. O süreç içerisinde ben koltukta yatmaya başladım. Çünkü sabaha kadar film seyrediyorum. Ertesi gün uyanmak istemiyorum. Uyanıp ne yapacaksın
Kiminin virüs, kiminin ise ölüm oldu korkusu. Siz bir korku yüzünden mi eve girdiniz, yoksa olması gereken sizce bu muydu? Bir korku, bir o sürecin devamında bir şey sendromu yaşandı tabii ki, bir çıkamama durumu. Yani benden başka çoğu kişi de vardı bu yüzden, sadece bende değildi. Yani benim anın anormal olduğunu düşünmüyorum ben. Bu sadece bizim sorunumuz değil, bu ülkemizin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. İnsanlar başına gelmedikçe anlamıyor herhalde. Yani bu kadar sağlık çalışanı vefat etti. Ki işte ilk günler alkışlandı, balkonlara çıkıldı falan. Kardeşim alkışlama, gereğini yap, o insanlar da bu şey bitsin ve herkes normal yaşamına dönsün hepimiz. Evet, Oya Hanım esasında ilgi çekici örneklerden bir tanesi. Çünkü daha hani tehdidin dillendirilmediği bir dönemde kendini doğru eve kapamış, karantinaya almış ve sonrasında da hala karantinasına devam ediyor. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Yani evinizi kapısını açtınız, bizi içeri evet aldınız ve hikayenizi paylaştığınız için. Sizin yorumunuz ne olur böyle bir yaklaşım için? Ben de Oya Hanım'a çok teşekkür ederim. Son verdiği mesajlar çok iyiydi gerçekten. Evet. Özellikle sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu büyük riski. Çünkü herkes aslında kendi riskini biliyor ama sağlık çalışanları topluca herkesi gördüğü için onların tabii ki hastalığa yakalanma ve ölüm oranları çok daha toplumdan yüksek oluyor. Ve sağlık sistemi çöktüğü anda da hepimiz çok büyük bir sıkıntı ve dert içinde olacağız. O nedenle karantinaya uymak ya da...